Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıf 1. ünite son 5 yılın bursluluk sorularının açıkları çözümleriyle yine birlikteyiz. 1. ünite konularımız tam sayılarda işlemler, tam sayıların kuvveti, tam sayılarla problemlerle ilgili Çıkan soruları çözeceğiz arkadaşlar size önerim Son 5 yılın Bursluluk sorularının hepsini Çözmenizi öneriyorum Bursluluk sınavınızda hepinize başarılar dilerim hemen sorulara geçelim arkadaşlar 2020 sorularıyla başlayalım Eksi 4 eksi eksi 7 artı 9 işleminin sonucu kaçtır diyor Arkadaşlar Burada öncelikle köşeli parantez içini yapacağız köşeli parantez içinden sonra dışarıda devam edeceğiz işlemimize. Öncelikle eksi 4 eksi eksi 7. Eksi ile eksinin çarpımı artı olur arkadaşlar. Hemen yapalım. Eksi 4 artı 7 artı 9. Eksi 4 artı 7. Eksi artı olunca arkadaşlar büyükten küçük çıkarılır. Büyüğün işareti yazılır. 7'den 4 çıkarsa 3. Büyüğün işareti artı olduğu için artı 3. Artı 9 yazdık. Toplam artı 12 etti. Birinci sorumuzun cevabı. C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde verilen dairelerin üzerine yazan tam sayıların çarpımı diğerlerinden küçük diyor, diyor arkadaşlar. Birincisi 5 kere 0, 0. Çarpma işleminde yutan elemandı 0. 5 şıkkı. ile eksinin çarpımı artıydı. 3 kere 1 3 ama ile eksinin çarpımı artı 3. ile artının çarpımı eksi. 3 kere 5 15. Eksi 15. Eksi ile artının çarpımı yine eksi. 3 kere 8 24. Eksi 24. En küçük dediği için arkadaşlar cevabımız da olacak. D şıkkı. Videoyu durdurup Önce siz yapın daha sonra çözümlerine bakarsanız daha verimli olacağını düşünüyorum. Üçüncü soruyla devam edelim 2020. Arkadaşlar işlem önceliğinde soldan sağa bölme işlemi, çarpma işlemi sonra arada çıkarma işlemi olduğu için en son çıkarma işlemini yapacağız. Bölme işlemiyle başlayalım. Eksinin artıya bölümü eksi. 35'i 7'ye bölersek eksi 5 arkadaşlar. Eksi ile artının çarpımı eksi. 3 kere 2 6 eksi 6. Şimdi bunlar yapalım arkadaşlar. Eksi 5 ile eksi 6'yı çıkardığımızda arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı parantez içerisinde olacağın burası ne olacak? Artı olacak. Yani eksi 5 artı 6 o da eşittir. Artı 1 olacak cevabımız. C şıkkı. Dördüncü soruyla devam edelim. Toplama işleminin değişme özelliği ile ilgili. Arkadaşlar eşitliğin sol tarafındaki sayılarla sağ tarafındaki sayılar birbirine eşit olacak. Eksi 2 burada var. Bakıyoruz sağda da var. Solda artı 3 var. Bakıyoruz solda da artı 3 var. Ne kaldı arkadaşlar? Eksi 5 kaldı. Demek ki üçgenimiz nedir? Eksi 5. Şimdi arkadaşlar çarpma işlemi var. Çarpma işleminin dağılma özelliği ile ilgili köşeli parantez içerisini yapalım. Eksi 6 ile artı 2'yi çarparsak eksi 12 eksi ile e, eksinin çarpımı da artıdır. 4 kere 12 de 48 yani artı 48. Hemen gösterelim arkadaşlar. Eksi 6 çarpı 2 eksi 12. 4 çarpı eksi 12 eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için cevap 48. Şimdi eşitliğin bu tarafı da ne olmak zorunda? 48 olmak zorunda. Arkadaşlar 4 ile neyi çarparsak 48 olur? 12'yi çarparsak 48 olur. Artı 12 olması lazım. Eksi 6 ile eksi 2'yi çarparsak 12 olacağı için karemiz ne olur? Eksi 2. Şimdi bulduklarımızı yerine alalım. Üçgen yerine eksi 5. Kare yerine eksi 2 yazacağız. Eksi ile eksi artı olur arkadaşlar. Bakın eksi ile eksi artı olur. Eksi 5 artı 2 olacağı için ne olur arkadaşlar? Eksi, büyükten küçüğü çıkarız. Büyün işareti eksi 3. Cevabımız ne olacak? Eksi 3. B şıkkı olacak. Beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. 6, 6, 6, 6 ifadesinin hangisine eşittir diyor. Eksi 6'yı 4 defa yan yana yazıp çarpmak ne demek? Eksi 6'nın dördüncü kuvveti demek. Buraya da bakıyoruz 4 ile çarpımı değil. Değil. 4'ün değil arkadaşlar. Eksi 6'nın 6. kuvveti de olmayacak. Yanlış. Bakıyoruz eksi 6'nın 4. kuvveti doğru. Cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Yedinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir kere sonucu 16'dan büyüktür diyor. İşleminin sonucu. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar 16'dan büyük olması için pozitif olması lazım. Yani negatifi negatife bölersek pozitif olur. Yani pozitif olamaz. C ile D'yi sildik. Kesinlikle A'mız ne olmalı? Negatif. Çünkü negatif bölü negatif pozitif olur. Ve 16'dan büyük olur. Şimdi arkadaşlar A şıkkı mı B şıkkı mı? 16 koydu. A yerine 16 koyduğumuzda arkadaşlar 96 bölü 16 ne olur? 6 olur. 6 16'dan küçük olduğu için A şıkkı da olmaz. Cevabımız B şıkkı. Eksinin eksiye bölümü artı olacaktır. 96 bölü 2 48'dir. O halde arkadaşlar 16'dan büyüktür. Cevabımız da olacak. B şıkkı olacak. 8. soruyla devam edelim arkadaşlar. Tanımlayıcı dallandırılmış ağaç diyagramında ifadesi doğru ise doğru D yönünde, yanlış ise Y yönünde takip edeceğiz. Tanımlayıcı dallanmış ağaç diyagramı ifadelerinin doğru ve yanlışlığına göre takip edildiğinde son adımdaki üstü ifadenin değer aşağıdakilerden hangisine eşit olur diyor. Eksi 2'nin 3. kuvveti negatif sayıların tek kuvvetleri negatif olur. O halde eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8'dir doğru. Doğru kısmına geliyoruz. 3'ün arkadaşlar bakıyoruz. Negatif sayının tek kuvveti olduğu zaman eksi olması lazım. Eksi 27 olacak. Yanlış. Yanlışla devam ediyoruz. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Arkadaşlar negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Yani eksi 2'nin dördüncü kuvveti nedir? 16'dır. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak arkadaşlar. Altıncı soruyla devam edelim. Arkadaşlar buna göre Emre'nin attığı okların biri aşağıdaki sayılardan hangisinin yazdığı bölgeye isabet etmiş olamaz diyor. Şekildeki hedef tahtasında 6 bölgenin her biri farklı renktedir. Bu hedef tahtasında ok atan oyuncuların toplam puanları atılan okların isabet ettiği bölgelerde yazan tam sayıların toplanması ile hesaplanacakmış. Toplam puanı en fazla olan oyuncu oyunu kazanmaktadır. Emre ile Ahmet hedef tahtasına 3'er tane ok atmış. Tüm atışların sonunda 6 bölgenin her birine sadece bir ok isabet etmiş. Ahmet'in attığı oklardan bir tanesi 12'ymiş. Arkadaşlar Ahmet buraya 12'yi vurmuş. Buraya Ahmet'i yazalım. İsabet etmesine rağmen oyunu Emre kazanmış arkadaşlar. Emre'nin attığı oklardan biri olamaz. Arkadaşlar bu Ahmet attıysa Emre'nin kazanabilmesi için sonraki 3 tane büyük sayıyı Emre'nin atması lazım. Yani Emre'nin attığı oklara bakarsak 5'e, 1'e ve eksi 3'ü vurmuştur. Toplamı artı 3 eder. Ahmet'te ne olur arkadaşlar? Diğerleri Ahmet. Ahmet 12, eksi 7, eksi 4. Toplamı da artı 1 olur. Bakın Emre kazandı mı? Kazandı. Diyor ki Emre'nin attığı oklardan biri olamaz diyor. Emre 5 artı 1 ve 3'ü vurmuştur. Hangisini bakın 3'ü vurmuş, eksi 3'ü vurmuş, 1'i vurmuş, 5'i vurmuş. Hangisini vurmamıştır? A şıkkı. Eksi 4'ü vuramamıştır. Olamaz. Cevap A şıkkı olacak. 2019 soruyla devam edelim arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar öncelikle negatif sayıyla negatif sayıyı toplayalım. Eksi 11, eksi 13 daha eksi 24 eder. Şimdi negatifle pozitifi topladığımızda arkadaşlar eksi 24 artı 17 daha büyükten küçük çıkarılır. Büyüğün işareti eksi eksi yazılacak. 24'ten 17 çıkarsa arkadaşlar y'de büyüğün işareti eksi olduğu için eksi 7 olacak. Cevabımız A şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede hava sıcaklığı 1 santigrat derece azalmaktadır diyor arkadaşlar. Deniz seviyesinde hava sıcaklığı eksi 5 olan bir şehre deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte hava sıcaklığı kaç Celsius'tur diyor. Arkadaşlar her 200 metrede 1 santigrat derece azalıyorsa yani eksi oluyorsa 600 metreyi 200 metreye böldüğümüzde 3 santigrat derece azalmış. Yani eksilmiş. Yani eksi 3 olacak arkadaşlar. Eksi 5'miş. Eksi 3 daha ne olur? Eksi 8 santigrat derece olur. Yani 600 metrede eksi 8 santigrat derece olur. Cevabımız değişik olacak. Üçüncü soruyla devam edelim. Eşitliklerinden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar 4 de, 4 kere 0, 0 doğru. 10 eksi 12 1 eksi ile artının çarpımı eksidir. Eksi 1 olacak arkadaşlar. Bu yanlış. Diğerlerine de bakalım. Eksi ile artının çarpımı eksi olacak. 3 kere 5 15 doğru. Arkadaşlar önce şurayı toplayalım. 4 2 daha 6. Eksi ile artının çarpımı eksi olur. 2 kere 6, 12 bu da doğru. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız B şıkkı olacak. Sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar sıralama sorularında vaktiniz çok gitmesi için genelde doğru şıkları D şıkkına koyarlar. Biz de D şıkkıyla başlayalım. Vaktiniz bunlarla uğraşmaktansa D şıkkından A şıkkına doğru gidelim. D şıkkıyla başlayalım arkadaşlar. Negatif sayının tek kuvveti... Arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Negatif sayının Tek kuvveti negatiftir, çift kuvvetleri pozitiftir. Negatif, bunu not alın arkadaşlar. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Şimdi D şıkkından başlayacağız bu tip sorularda. D şıkkına bakalım. Eksi 4'ün 3. kuvveti negatif olacak. 4 kere 4, 16. 4 kere 16, 64. Eksi 64, küçüktür. Eksi 3, üç, 3. kuvveti arkadaşlar tek kuvvet olduğu için negatif olacak. 3 kere 3, 9. 3 kere 9, 27. Eksi 27. Bakıyoruz buraya doğru. Şimdi arkadaşlar negatifin çift kuvveti pozitiftir. 3'ün karesi 9, artı 9. Bakıyoruz doğru. En sonuncuya bakalım. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir arkadaşlar. 4'ün karesi 16, artı 16. Bakıyoruz doğru mu? Doğru. O halde cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak. Diğerleri yanlış arkadaşlar. 2018 bu soruyla sorularıyla devam edelim. Serkan satın aldığı televizyonu 375 TL'lik eşit taksit 375 TL'lik eşit taksitlerle ödüyor. Televizyonun fiyatı 3000 TL olduğuna göre Serkan televizyonu kaç taksitse satın almıştır. Arkadaşlar taksitlere bölündüğü için bölme işlemi yapacağız. Yani 3000'i 375'e böldüğümüzde 8 çıkar arkadaşlar. Yani 8 taksitte almıştır. Cevap C şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin değeri negatif tam sayıdır diyor. Arkadaşlar negatif tam sayı diyor. Yine not alalım arkadaşlar. Negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir. Negatif çift kuvvet olduğu için bu pozitif arkadaşlar. Negatifi soruyor. Bakıyoruz tek kuvveti, negatif sayının tek kuvveti negatiftir. O halde cevabımız ne olacak? B şıkkı olacak. C şıkkına bakalım. Çift kuvveti pozitiftir. Arkadaşlar tek kuvveti fakat önünde de bir eksi olduğu için eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Art olduğu için bu da pozitiftir. Negatif sadece B şıkkı. Cevabımız B şıkkı olacak. 13 soruyla devam edelim. 4 kilogram armut 12 lira. 3 kilogram elma 6 liradır. Buna göre 1 kilogram armut ile 1 kilogram elma toplam kaç liradır diyor. Öncelikle 1 kilo armut ne kadardır? 12'yi 4'e bölersek 3 liraymış. Şimdi 1 kilo elmayı da bulalım. 6'yı 3'e bölersek 2 liraymış. Toplam 3, 2 daha ne yapar? 5 lira. Toplam ne kadardır arkadaşlar? 5 liradır. 2017 sorularla devam edelim. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu eksi 6'dır diyor. Arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı artı. Birinci, A şıkkı artı 6. 2 kere 3 6 zaten. B şıkkı da 6. Arkadaşlar eksinin eksiye bölümü artıdır. 36'yı 6'ya bölersek artı 6. Arkadaşlar eksinin artıya bölümü eksidir. O halde eksi 6 olan hangisidir? D şıkkıdır cevap değişik olacak. A pozitif tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi negatif tam sayıdır diyor. Arkadaşlar karesi pozitiftir. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için pozitiftir. Pozitif sayının küpü pozitiftir. Arkadaşlar şuraya dikkat ediyoruz. Bu negatif A'nın karesi eksiyle olduğu için bu negatiftir arkadaşlar. Mesela 2 A2 olsun. 2'nin karesi 4. Başında eksi 4 olduğu için eksi 4'tür. Bakın bu negatif. Hangisi negatiftir dediği için cevabımız D şıkkı olacak. 2016 sorularıyla devam edelim arkadaşlar. Artı 12 santigrat derecede bir miktar et eksi 24 Celsius'a ayarlı bir derin da saklanacaktır. Bu et doğrudurucuya konduktan her 4 dakikada 1, sen, 1 Celsius ısı kaybettiğine göre dondurucunun ayarlayan ısısına kaç saat sonra ulaşır? Arkadaşlar öncelikle artı 4 ile eksi 12 arasında kaç santigrat derece olduğunu bakalım. Artı 12 ile eksi eksi 24'ü yaptıksa arkadaşlar eksi eksi artı olur. 36 santigrat derece var. 36 santigrat dereceyi kaç dakika alacak kaç dakikada alacaktır arkadaşlar? 36 çarpı 4 144 dakikada alacaktır. Bunu saat cinsinden bulmamız için 1 saat 60 dakika olduğu için 144'ü 60'a bölersek 2 saat 24 dakika. 60 60 120 arkadaşlar. Kalan 24 dakika. Yani 2 saat 24 dakika olacak. Hangi şıkta var? A şıkkında var. Cevabımız A şıkkı olacak. Arkadaşlar 12 artı kare eşittir 3 ise kare ne olmalı? Eksi 9 olmalı ki 3 olmalı arkadaşlar. Şimdi kare yerine biz eksi 9 koyarsak arkadaşlar. Üçgen eksi 15 eşittir. Eksi 9 ise arkadaşlar. Üçgen yerine kaç yazarsak eksi 9 olur? 6 yazarsak eksi 9 olur. 6 eksi 15 eksi 9'dur. Şimdi üçgen yerine 6 yazalım arkadaşlar. Yıldız yerine kaç yazarsak 6 olur. 2 kere 3 6. Yıldız yerine de 2 yazmamız gerekir. Buna göre yıldız yerine aşağıdakilerin hangisi gelmelidir diyor. C şıkkı gelmelidir. 13. soruyla devam edelim arkadaşlar. 2016. Bir miktar paranın tamamı 4 kişiye eşit olarak paylaştırılsa kişi başına 2400 lira düşüyor. Bu paranın tamamı 8 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa kişi başına düşen para kaç liradır diyor. Arkadaşlar biz öncelikle paranın tamamını bulalım. 4 kişiye paylaştırılır. 2400 düşüyorsa olsa kişi başı 4 çarpı 2400 9600 lira para varmış. Bu 9600'ü 8 kişiye paylaştırırsak yani 8'e bölersek arkadaşlar 1200 olur. Kişi başına ne kadar düşer? 1200 lira düşer arkadaşlar. Yine 2016 sorusuyla devam edelim. Sayı doğrusu da eksi 2'nin karesi ile eksi 2'nin küpü arasında kaç tane tam sayı vardır diyor. Arkadaşlar eksi 2'nin karesi artı 4'tür. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Negatif sayının tek kuvveti negatiftir arkadaşlar. Eksi 2'nin kübü de eksi 8'dir. Şimdi biz eksi 8 ile 4 arasındaki rakamları yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar eksi 8 ile artı 4 arasındakileri yazarsak eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Kaç tane oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane diyor çünkü arasında dediği için arkadaşlar 11 tane olacak. Cevabımız ne olacak? D şıkkı. Mısırpen YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.